Selamlar arkadaşlar. Şimdi çok önemli bir video yapacağız. Bu KPSS 2023 beklediğim sorular üzerine olacak. Tam 50 tane soru var burada. Mutlaka çok iyi bir şekilde bunları irdelemeniz lazım. Çünkü burada sorduğum soruların birçoğu KPSS'de bir süreden beri gelmiyor. Veya ÖSYM'nin özellikle önemsediği, tekraren sorduğu sorular var. Onlar yine üzerine kurulu olan. Veya işte böyle hani yakın zamanda gelmiş ama işte bazı benzer konularında daha sormamış. O tarz böyle sorular var. Mutlaka çok iyi bir şekilde bu videoyu irdelemeniz lazım. Çünkü gerçekten belki de size geleceğinizin anahtarını verebilir. Çok iddialı bakıyorum. Ve böyle olabilir gerçekten. Şimdi başlıyorum o zaman bakalım bu 50 tane soru hangi konulardan sorulmuş. Şimdi ilk sorumuz da şöyle diyor. Aşağıdakilerden hangisi Göktürkler ile ilgili doğru bir bilgi değildir demiş. Ötüken merkezli olarak Bumin tarafından mı kuruldu? Evet, doğru bir bilgi bu. İstemi Yapgu İpek Yolu politikası için Sasaniler ve Bizans ile işbirliği mi yapmıştı? Evet, hatta biz bunu hatırlarsanız Eyşan politikası adını vermiştik. Çeşitli böyle alengirli işlerle İstemi Yapgu ne yapıyordu? İpek Yolu'na hakim oluyordu. Mani dinini benimseyerek savaşçı özelliklerini kaybettiler mi? Hayır. Bu kesinlikle Uygurlara ait bir bilgi. O zaman biz bunu C diyebiliriz. Çin hakimiyetini Kürşet ayaklanmasıyla sonlandırmaya çalıştılar mı? Evet, özellikle 2. Göktürk kurulmadan önce bir deneme olmuştu ancak başarısız olmuştu. Türk tarihine ait ilk yazılı eserleri bıraktılar mı? Evet, hatırlarsanız onlar da İlteriş Kağan yazıtlar olarak bu sene güncellenmişti. Eskiden bunlar Göktürk Orhun yazıtlarıydı. Artık İlteriş Kağan yazıtlar ama fark etmiyor. Bu her iki eser de Göktürklere ait. Ondan dolayı cevabımız ne olacak? Kesinlikle Ceyhan olacak çünkü bunlar Uygurlara ait bir bilgidir. İkinci soruya bakalım. Diyor ki eski Türk devletlerinin sosyal yapısını belirleyen bazı unsurlar vardır. Bu unsurlar bir piramit üzerinde gösterildiğinde hatırlarsanız derste şöyle çizmiştik bunları. En alt ve en üstte yer alan terimler hangisidir diyor. Kesinlikle bakın bu sorunun cevabı da ne olacak? Oguş ve il yapmanız gerekiyor. Oguş'a özellikle dikkat edin demiştim. Şöyle en altta bak yer alırdı. En üstte ise ne yer alıyordu? İl yer almaktaydı. Devlet anlamındaydı. Oguzsa aile anlamındaydı. Çok dikkat edin. Genelde aradakileri bize sormaz. O biraz detay kalıyor. Mesela alanda belki onları kullanabilir. Ama lisansta bu en alt ve en üst gibi kavramlara, özellikle en alt tek kavram olan Oguş'a çok dikkat edin. Buradan bir soru yapabilir kültür medeniyet üzerinden. Ondan dolayı cevabımız Bursa olacak. Üçüncü soruya bakalım hemen. Üçüncü soruda da diyor ki, yapılan kazılar bazı Türk devletlerinin tarım yaptıklarını gösterir. Bunu da yine derste çok uzun uzadıya işlemiştik. Verilen öncüllerin hangisinde tarıma dair kesin kanıt, bak bu çok önemli, tarıma dair kesin kanıt vardır diyor. Şimdi sen eğer bir yerde tohumluk bitki buluyorsan, mesela şunu görme, tohumluk kelimesini görme, sadece bitki derse buna kesin kanıt diyemeyiz. Sebebi ne? Çünkü belki de ben bunu dışarıdan aldım. Ama ben buna eğer tohumluk bitkiyle beraber söylersem, tohumu dışarıdan alsam bile mutlaka ne yapmam lazım onu? Toprağa ekmem lazım. Ondan dolayı bak beni ne yapıyor bu kesinlikle tarım yapıldığına kanıt olarak gösteriyor. Peki sulama kanalları? Evet sulama kanalları da vardır. Bir toplum eğer sulama kanalı yapıyorsa mutlaka tarımla uğraştığının kanıtıydı bu da. Saklama kabı varsa saklama kabı şöyle. Saklama kabının içinde ne bulunduğuna dikkat etmesi gerekiyor. Mesela diyelim bu adam saklama kabının içinde bitki saklıyor. Eğer bak bitki dersek bu olmuyor. Ama diyelim ki saklama kabının içinde tohumluk bitki saklıyor. O zaman mesela yerleşik hayata kanıt oluyor. Yani ben bu saklama kabını kesinlikle tek başına alamam. O zaman bak cevabımız ne olacak burada? 1 ve 2 yani Ceyhan cevabı olacak. Dediğim gibi burada aslında bulunan ürünlere değil de ürünün içinde ne var? Mesela işte bak saklama kabı. İçinde bitki var, olmuyor. Saklama kabı, içinde tohumluk bitki var, oluyor gibi. Ona dikkat etmeniz lazım. Yani sadece böyle bir kavramı evet bu tarımdır veya evet bu tarım değildir diye değil de böyle yorumlama kabiliyeti yapmanız lazım biraz orada. Saklama kabını tek başına almıyoruz. Dediğim gibi cevap burada 1 ve 2 olacak. Dördüncü soruya geçeyim. Uygurlara ait bu eserler diyor, bu destan. Türkler için çok önemli olup kutsal bir taşın. Bak anahtar kelimem geldi. Çinlilere verilmesinden sonra yaşanan kıtlık ve felaketi anlatır. İçeriğinde kısaca bahsedilen bu destan aşağıdakilerden hangisidir dediği anda bunu da yine derslerde çok uzun uzadıya işlemiştik hatırlarsanız. Bu göç destanı olması gerekiyor. Çünkü göç destanının konusu neydi? Kutsal bir taş Çinlilere veriliyor ve ondan sonra başımıza gelmeyen kalmıyor. İşte seller oluyor, kıtlıklar oluyor, yangınlar çıkıyor, felaketler, depremler falan yaşanıyor.
Sonra diyorlar ki ya siz bu taşı verdiniz ya ondan dolayı bizim başımıza bunlar geldi diyerek göç destanının ana hikayesi anlatılmış oluyor. En son 2015 yılında Ergenekon sorulmuş. Mesela bak çok uzun zamandan beri sorulmuyordu. Belki sorarsa yine çok bilinen bu göç destanını sorar diye de ben de o soruyu buraya eklemiş oldum. Beşinci soru artık Türk İslam tarihine geçtim. Zaten biliyorsunuz bir tane soru geliyor Türk tarihinden. O dört soruyu da bak hani demişim ki aslında Göktürklerden gelir dikkat edin. Aslında bu demek bu. Veya kültür medeniyet üzerinden de şu tarım vurgulu kısım veya bu piramit üzerinden ya da destan üzerinden soru gelir gibi bir öngörüde bulunmuşum burada. Dört tane soru soruyorum. Sadece bir tane geliyor. İşte onlar da buralardan olabilir. Dikkatli bir şekilde tekrarlarınızı yapın bunlar üzerine. Çünkü ÖSYM çok uzundan beri destan, tarım, Göktürk veya bu piramit üzerinden herhangi bir soru sormuyor demek ki. Onlara özellikle bunları ekledim. Şimdi geldim 5. soruya bakalım. Bu sefer de Büyük Selçuklu devletinden seçmişim. Özellikle de Melikşah döneminden. Hangisi Melikşah ile ilgili doğru bir bilgi değildir diyor. Şimdi Büyük Selçuklu en geniş sınırları bu dönemde mi ulaştı? Kesinlikle doğru. Büyük Selçuklu'nun en parlak dönemi Melikşah dönemi mi? Kesinlikle doğru. Ömer Hayyam kendisine Celal takvimini sundu mu? Evet. Büyük katkılar sağladığı için takvime Ömer Hayyam da bunu gelip Melikşah'a sunmuştu. Dandanakan Savaşı'nı kazanarak Gazneler'in yıkılmasına sebep oldu mu dersem hayır. Çünkü Dandanakan Savaşı hatırlarsanız bu Tuğrul Çağrı Bey'in döneminde gerçekleşmiş olan bir olaydı. Gaznelilerin yıkılıp Büyük Selçuklu'nun kurulmasını anlatıyordu. Zaten ben Melikşah'tayım. Kurulmayı geçeli çok olmuş bak artık. En parlak, en geniş sınırlardan bahsediyoruz burada. Ondan dolayı cevabımız Denizli. Batıniler ile mücadele edildi mi? Edildi hatta hayatını kaybetti zaten bu mücadele sonunda Melikşah. Burada da cevabımız Denizli olacak. Altı çok 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 önemli bir adam. Seçilmiş adamlardan bak bu. Cezeri çünkü her an gelebilir sınavda. Hatırlarsak robotik biliminin kurucusu, sibernetik biliminin kurucusu. Kurmalı birçok eşya üretmişti o dönemdeki çağının çok ötesini düşünen bir adamdı. Leonardo da Vinci bile onu okuyarak kendini geliştirmişti. Hangi beylik döneminde yaşamıştırın cevabı da bak ne olacak? Adana olur. Artuklular döneminde yaşamış bir bilim insanıydı kendisi. Önemli bir adamdır. 7. İkinci Kılıç Arslan döneminde yapılan hangi savaş sonucunda Anadolu'nun Türk yurdu olması kesinleşmiştir diyor. İkinci Kılıç Arslan'ı da hatırlıyoruz mutlaka. Bu Anadolu Selçuklu döneminin çok ünlü liderlerinden ve Miryokefalon Savaşı'nı da kazanarak bu Anadolu'nun Türk yurdu olmasını kesinleştirmiş, tapusunun alınmasını sağlamıştı. Buna bazen Malazgirt diyebiliyorlar. Şıklarda yok bile bak. Malazgirt denmez çünkü o kapının açıldığıydı bak unutmayın onu. Miryokefalon olsa artık kesinlikle Anadolu Türk toprağı tapusunu aldığımız savaş oluyor. Onun için cevabımız da burada Balıkesir olacak. Geldim 8. soruya. Aşağıda verilen öncüllerden hangisi diyor? Hangi devlete aittir? Öncüller hangi devlete aittir? Mısır'da kurulmuş bu devlet. Hıttin Savaşı ile Haçlılar mağlup edilmiş. Sanki şu an bir şeyler çıktı. Avrupalı tarihçiler bu devletin kurucusuna İslam'ın en saf kahramanı ifadesini kullanmış. Net bir şekilde herhalde anlamışızdır kim olduğunu. Cevabımız Eyyubiler olacak. Üçüncü öncülde bahsedilen kişi de Selahaddin Eyyubi'dir. Yine ikinci öncülde yazan savaşta biliyorsunuz çok önemli bir savaş. Üçüncü Haçlı Seferi'nin başlamasına sebep olmuştu. Biz Kudüs'ü geri alınca Müslümanlar olarak. Dokuzuncu soru. Hangisi iqta sisteminin yararlarından biri değildir? Mutlaka sınavda iqta veya tımar, banko geliyor. Ondan dikkat edelim bu tarz sorulara. Şimdi iqtanın olduğu yerde üretimde devamlılık olur mu? Olur. Kesinlikle toprağını boş bırakamıyorsun. Sürekli tarım yapılıyor. Bu da devamlılığı sağlıyor. O zaman doğru. Bunu aldım. Devlet hazinesinden para çıkmadan asker yetişir mi? Evet. Zaten en önemli herhalde özelliği para çıkmaması iqta sisteminin. Tımarda da aynı şekildeydi. Memurların giderlerinin karşılanması doğru. Memurların giderleri de buradan ekilen, topraktan alınan ürünlerden elde edilen gelirle sağlanıyordu. Yani asla devlet ne yapmıyordu buraya? Bir para göndermiyordu. Taşra'da güvenliği sağlıyor mu? Evet. Çünkü tımarlı sipahiler var mesela Osmanlı'da. Yine iqta askerleri vardı Selçuklu'da. Bunlar Taşra'nın güvenliğini sağlarlar ve iqta ile beraber yetişirlerdi. Bu da doğru. Ama bak ne diyor? Sosyal kurumların ihtiyaçlarının karşılanması. Kesinlikle cevabımız Edirne olacak. Çünkü bu sosyal kurumların ihtiyaçlarını sağlayan sistem iqta değildi. Neydi? Vakıf sistemiydi. Bundan dolayı cevabımız Edirne olacak. 10. soruya bakıyoruz. Optik bilimi üzerine çalışmalar yaparak Avrupalıları bu alanda etkileyen Müslüman bilim insanı hangisidir diyor. Ezber sorulardan ama genelde şu optik, fizik üzerine böyle bazı yorumlar yapıldığı zaman aklımıza hemen
İbnül Heysem gelmelidir. İbnül Heysem optik üzerine çok ünlü çalışmalar yaparak Avrupa'yı etkiliyor. Yine Caca Bey vardı. Caca Bey Anadolu'daki ilk rasathaneyi açmıştı Kırşehir'de. Hani hatırlayacak olursak. Cabir bin Hayyan vardı. Bu da gene belki hatırlayabilirsiniz bunu. Kimya ile ilgili çalışmalar yapardı. Harezmi matematik alanında çalışmaları var. İbn-i Rüşd de Avrupa'yı çok etkileyip eserleri Paris Üniversitesi'nde okutulan yine çok ünlü bir İslam alimiydi. Burada cevabımız da optik dediği için Balıkesir olacak. 11'e bakalım. Aşağıda belirtilen eserlerin türü hangi şıkta doğru verilmiştir? Nizamiye, Yağıbasan, Koca Hasan. Bu üçünü duyduğunuz zaman devamına genelde biz derslerde ne ekliyorduk burada? Nizamiye medreseleri, Yağıbasan medreseleri, Koca Hasan medreseleri gibi cevabımız bak burada Ceyhan olacak. Mesela bazen bu soru çözülünce şey diyorlar ya hocam hani biraz yanlış sormuşsunuz ya bu kadar da kolay sormaz ki diyor ÖSYM diyor. Hayır aslında çok da yanılıyorlar. Ben bu soruyu mesela çıkmış bir sorunun çok benzeri olarak aldım. Çünkü çıkmış sınav sorusu şöyleydi bir gün dedi ki ÖSYM 2013 ya da 12'di galiba yanlış hatırlamıyorsam ya da 14'te olabilir. Şöyle dedi Gevher Nesibe'nin türü nedir dedi. Bak ne kadar kolay. Zaten sen bütün sene çalışırken nasıl çalışıyorsun? Gevher Nesibe Darüşşifası. Otomatikman zaten dilinde bir alışkanlık oluyor. Bu soru da mesela buna çok benziyor. Bak yani kesinlikle böyle sorular yapabiliyor ÖSYM. Ondan dolayı hiç öyle kolay falan gibi düşünmeyin. Siz bunları sene boyunca çok iyi çalışıp çok iyi bir şekilde medrese olduğunu oturttuğunuz için sizde bunlar kolay geliyor. Mesela bilmeyen bir öğrenci bunu düşünür. Lan Darüşşifa mıydı, külliye miydi falan. Kafası karışabilirdi mesela. Ama net bir şekilde cevap bak burada medrese olacak. 12. sorudaysa hangisi Orhan Bey döneminde görülen gelişmelerden değildir diyor. Orhan Bey'e çok dikkat edin. Çok fazla gelişme olduğu için bu dönemde sorabilir. Yeniçeri Ocağı'nın kurulması dediği anda hayır değil mi? Cevabımız çıktı bak ortaya. Çünkü Yeniçeri Ocağı'nı kim kurdu? Birinci Murat kurdu. Biz yine bakalım diğerlerine. Divan Teşkilatı burada mı? Evet. Vezir atamaları ilk defa burada mı yapıldı? Evet. Alaaddin Paşa atamıştı. Sancak sistemini ilk defa o mu uyguladı? Evet. İskan ve istimalat politikası uygulanmaya mı başladı? Evet. Hepsi bak bunların Orhan Bey'in devletleşme adımıyken Yeniçeri Ocağı net bir şekilde 1. Murat dönemindedir. Yine biz derslerde hatırlarız. Orhan Bey ve 1. Murat'ın devletleşme adımlarını yan yana görmüştük. Çünkü birbirine çok benzeyen ve birbirini geliştiren adımlar vardı burada. Ondan dolayı dikkat edin. O ayrımdan bize bir soru yapabilir. 13. Aşağıdaki savaşlardan hangileri Osmanlı'nın Balkanlardaki hakimiyetini arttırmıştır bak. Özellikle bir coğrafya yazıyor burada. Balkanlardaki olması lazım. Bakalım. Şimdi Nibolu Avrupa haçlılarıyla yapılan ve Balkanlarda kazandığımız bir savaştı. Birinci Bayezid döneminde. O zaman doğru. Otlukbeli olmaz değil mi bu? Otlukbeli çünkü Anadolu'da yapılan bir savaş. Uzun Hasan'ı yani Akkoyun Devleti'ni Fatih'in yenmiş olduğu bir savaştı. O zaman bunu almıyorum. Çaldıran bunu da almam. Çünkü neden? Çaldıran Van'da olmuştu. Yavuz Sultan Selim dönemindeydi. Safevilere karşı yapmıştık, kazanmıştık. O zaman bu da olmaz. Balkanlarda değil Van. İkinci Kosova olur. Hatta bu bizim Balkanlardaki hakimiyetimizin kesinleşmesini sağlayan savaştı. O zaman cevabımız bak ne olacak? 1 ve 4. Bu arada ikinci Kosova da ikinci Murat'ın dönemindeydi. Onu da hatırlamış olalım. Güzel ve önemli bir soru bak bu da. 14. Hangi isyan diğerlerinden farklı bir dönemde yaşanmıştır? Güzel. Şimdi burada bazı isyanlar var. Canberdi Gazali, Ahmet Paşa, Şah Kulu, Baba Zünnun, Kalenderoğlu. Burada dikkat ederseniz şu A, B, D ve E şıklarındakiler nedir? Kanuni dönemindeyken. Şurada yazansa bizim Sofu, Bayezid'in dönemindeydi Şah Kulu ayaklanması. Hatta çıkan bir dini ayaklanmaydı bu. Safevilerden gelerek yaşanan bir olaydı. Ve kesinlikle bak ikinci Bayezid, Sofu Bayezid'in döneminde olmuştu. Ondan dolayı bu farklı bir dönemdedir. Diğerleri ise Kanuni Sultan Süleyman döneminin isyanlarıydı. 15'e bakalım. Verilen olaylardan hangisi 1. Selim dönemi gelişmelerinden değildir? Yani Yavuz Sultan Selim değildir diyor. Bu mesela yakın zamanda geldi bu soru ama yine biz bakalım çünkü Selim'in döneminde her zaman soru geldiği için bunu değiştirmedim. Yine biz dikkat edelim Yavuz Sultan Selim'in dönemine. Şimdi Çaldıran Savaşı burada mı? Evet az önce gördük. Safevilere karşı bak yapılmıştı Van bölgesinde. Turnadağ Savaşı burada mı? Evet. Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlıyordu. Dulkadir oğullarına son veriyordu Yavuz Sultan Selim. Mercidabık onda mı? Evet doğru. Hatırlarsak Mercidabık ve Ridaniye vardı. Mercidabık'la beraber Suriye'nin fethi gerçekleşmişti. Suriye'yi fetheden bizim padişahımız da Yavuz Sultan Selim'dir. Halifeliğin Osmanlı'ya geçmesi bu da Ridaniye ile beraber olmuştu. Çünkü Mısır'ı alıp Memlüklere son verilmişti. Bu da o zaman Yavuz'un döneminde. Ama şu an bak dikkat edin.
Bağdat ve Revan seferleri ne zamandı? 4. Murat'ın dönemine denk geliyor. Yine o da doğuda çok fazla sefer yapmasına rağmen tabii bu bir duraklama dönemi padişahıdır. Ondan dolayı bu olaylar da duraklama dönemindedir. Yavuz ise yükselme döneminin bir padişahı. Ve A, B, C, E ona aitken D ona ait değildir. Gelelim 16'ya. Önemli yine sorulardan. Duraklama dönemi padişahlarından olan 3. Mehmet'in döneminde yaşanan bu savaşta orduda kaçaklar olduğu için bir ayırt edici. Aşçı ve seyis gibi geri hizmettekiler, bak çok anahtar kelimeler, geri hizmettekiler mücadele etmiştir. Bu anlatılan savaş hangisidir diyor. Bunu derslerde böyle çok uzun uzadıya işlemiştik. PUBG savaşı demiştik hatta hatırlarsanız bunlara. Çünkü bizim bu aşçılar falan ellerinde tencerelerle Avusturyalı askerleri mağlup etmişlerdi. Hangi savaştaydı bakımında? Haçova Savaşı'nda olacak. 3. Mehmet dönemine denk gelmekteydi. 17. Verilen olay ve olayın yaşandığı devlet eşleştirmesinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır diyor. Şimdi Hotin Seferi, bir de padişahı da analım tabii o sırada. 2. Osman döneminde, yani genç Osman döneminde yaşanıyordu. Ve Leysan'a karşı yapılan bir seferdi. O zaman bunda bir yanlışlık yok. Sildim. Zitvatoruk Anlaşması Avusturya'yla 1. Ahmet dönemindeydi bu da. Ve kesinlikle bakın Avusturya ile imzalanmıştı. Hatta biz üstünlük kazanmıştık. Kasr-ı Şirin Anlaşması bu da 4. Murat dönemindeydi. İran ile imzalanmıştı. Yine çok doğru. Prut Anlaşması Rusya ile yapılmıştı. Bizi gaza getiren, kaybettiğimiz toprakları geri alabileceğimizin ümidini dolduran anlaşmaydı. Lale Devri'nde olan 3. Ahmet dönemindeydi, gerçekleşmişti. Bucaş ise kesinlikle kimleydi? Lehistan'la yaşanan bak bir savaştı. O zaman cevabımız yani anlaşmaydı. Cevabımız bak ne olacak burada? Edirne. Çünkü Avusturya ile değil Lehistan'la yapılan bir antlaşmadır. Hatta özelliği neydi? Bizim batıda en geniş sınırlara ulaşmamızı sağlayan antlaşmaydı. Bucaş Antlaşması. 18'e bakalım. Duraklama döneminde merkez olan İstanbul'da bazı isyanlar yaşanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu isyanların sebeplerinden biri değildir diyor. Askerlikle ilgisi olmayan kişiler ocağa alınırsa Yeniçeri bundan rahatsız olur mu? Olur. Özellikle bak şurada nereden anlıyoruz bu arada Yeniçeri olduğunu? İstanbul diyor ya, İstanbul dediği zaman aklımıza hep kim gelecekti? Yeniçeri isyanları. Yeniçeriler o zaman maaşlarıyla ilgili problem yaşasa İstanbul'da isyan çıkartır mı? Çıkartır. Tımar sisteminde görülen bak aksaklıklar. Hemen bu tarz bir soruda hiçbir sorgulama yapmadan bunu işaretliyoruz. Niye? Çünkü İstanbul denen merkezde asla tımar sistemi yoktur. Buna bak çok dikkat edin. Bu çıkmış bir sınav sorusu zaten aynı zamanda. ÖSYM'de bak böyle sordu. Bizim taşrada tımarın olduğunu, İstanbul'da tımarın olmadığını bilmemizi istiyor. Ya da Yeniçerilerin sadece İstanbul'da olduğunu, taşrada Yeniçerinin olmadığını bilmemizi istiyor. Ondan bak çok dikkat edelim. Merkezli bir soruda tımarı görünce işaretliyorsun. Uluğufe ve Cülüs dağıtımındaki usulsüzlüklere Yeniçeri isyan eder mi eder? Sildim. Devlet Ocak içindir anlayışından isyan eder mi eder? Yeniçeriler sildim. O zaman bak cevabımız ne olacak burada? Ceyhan. Çünkü şu kelime bak. Tımar. Tımar sadece taşra dolu. Unutmayın. 17. yüzyılda yapılan ıslahatlar ile ilgili hangisi söylenemez? Bu dönem ıslahatları biraz hatırlarsanız daha böyle köhne, kalıcı olmayan ve işte kaliteli olmayan ıslahatlardı. Haliyle devlet politikası haline gelememiştir. Bunu sildim. Avrupa örnek alındı mı? Asla. 17. yüzyıl ıslahatlarının hiçbirisinde Avrupa'yı ıslahatlar yoktur. Bu 18'de Lale Devri ile beraber başlamıştı. Cevabımız Bursa olacak. Yeniçeri isyanlarıyla kesintiye uğradı mı? Uğradı. Bazı kişilerden rapor istendi mi? Koçu Bey gibi istendi. Üretilen çözümler kaliteli olmadı mı? Evet, maalesef ki olamamışlardı. Cevabımız net bir şekilde bak Bursa. 20. soru. Osmanlı, Pasarofçi Antlaşması ile beraber Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etmiş ve Lale Devri dönemine girmişti. Ve Batı tarzına yenilikler yapmıştı. Hangisi Lale Devri dönemi yeniliklerinden değildir? Özellikle bak burada mesela soruyu şöyle de sorabilirim. Hangisi Lale Devri dönemi değildir de diyebilirim de. Hani bu bak Pasarofça'nın Lale Devri'yle bağlantılı olduğunu, bizim Avrupa'nın bak üstünlüğünü kabul ettikten sonra batılı ıslahatlar yaptığımızı falan. Hani böyle cümleyi uzatarak özellikle o bilgileri de oraya vermeye çalışıyorum ki sınavda belki gelir adam anlaşmayı sorar. Yani siz yine orada Pasarofça göz önünde olunan bir bilgi olması lazım. Şimdi bakalım hangisi Lale Devri dönemi özelliklerinden değildir diyor. İlk Türk matbaası burada mı kurulmuştu? Evet, İbrahim Müteferrika kuruyordu. Hendesehaneler mi kuruldu? Hayır. Çok önemli değil mi bak? Hendesehane askeri bir okuldur. Ve unutmuyordur.
Lale devrinde asla askeri yenilik yoktur. Bunu sakın bak unutmuyoruz. Hani şöyle yap sadece. Adı hendesane askeri bir şeydi. Lale devrinde olmaz ki. İşaretle geç. Kimin döneminde olduğunun bir önemi yok. Yani çünkü Lale devrinde asla askeri ıslahat yok. Ya kimin dönemi ben gene söyleyeyim. Birinci Mahmut döneminde kurulmuştu bak bunlar. İlk batılı askeri okullarımızdı bizim. Çiçek aşısı yine bu dönemde uygulanmıştı. Lady Montagu vardı mesela bizi övüyordu. İlk kez geçici elçilikler bak açılmıştı bu dönem. Hatırlarsak Paris'e 28 Mehmet Çelebi'yi göndermiş ve Sefaretname diye bir eser yazmıştı. Sadabat Kasrı inşa edilmişti bak yine bu dönemdeydi bunlar da. Burada cevabımız net bir şekilde Bursa olacak. 21. 3. Selim dönemi gelişmelerinden değildir ediyor. Alemdar olayının yaşanması soru şu an aslında çıktı. Çünkü Alemdar olayı 2. Mahmut'un başa geçiş olayıydı. 2. Mahmut da 3. Selim'den çok kısa bir süre sonra bir padişah kadar bekleniyordu. 4. Mustafa vardı arada. Sonra Alemdar olayıyla beraber de 2. Mahmut geçiyordu. Bu kesinlikle 3. Selim dönemi değil. Diğerlerine bakalım. Fransızların Mısır'da mağlup edilmesi. Evet, Akka Savaşı gelir aklına. El Arış Anlaşması gelir. İlk kez daimi elçiliklerin açılması Londra'da açılmıştı. Yusuf Hagi Efendi'ydi. Matbaayı amire kurulmuştu. İlk devlet matbaası 3. Selim'deydi. Zişto ve Yaş Anlaşmaları yapılmıştı. Avusturya ile ve Rusya ileydi bunlar da yine 3. Selim dönemindeydi. Ama net bir şekilde Alemdar olayı 2. Mahmut'un döneminde. Hangisi 18. yüzyıl ıslahatlarının özelliklerinden değildir? Batı etkisi görülmektedir. Evet, az önce zaten 17'yi Batı etkisi görülmektedir deyince doğru yapmıştık bak orada. Yani yanlışı soruyordu. Biz doğru işaretlemiştik. Burada o zaman 18. yüzyılı soruyorsa kesinlikle artık Batı etkisi vardır. Genellikle askeri alanda yapılmıştır. Bu da doğru. Evet. 18. ıslahatları genellikle askeri alanda sınırlı kalmış. 3. Selim döneminde problemleri derinlemesine araştırılmıştır. Doğru. Hatta hatırlarsanız danışma kurulları oluşturmuştur. Meşveret meclisleri vardı bu dönemde. Hukuk alanında ıslahatlar ilk kez görülmüştür dediği anda cevap çıktı. Çünkü hukuk alanındaki ıslahatlar bizde dağılma dönemiyle beraber başlıyor. Senedi ittifaktan sonra. Bak yukarıda ne diyor? 18. yüzyıl ıslahatları. Yani kesinlikle hukuk alanındaki ıslahatlar dağılmadaysa 18. yüzyılda değil, 19. yüzyılda görülür. Bundan dolayı cevap Denizli. Yine bak az önce söylemiştim danışma meclisleri kuruldu. Bu da doğru. O zaman cevabımız çıktı. Geçtim 23. soruya. Osmanlı Devleti'nde kanun üstünlüğü ilk kez hangi belge ile sağlanmıştır diyor. Mesela geçen sene bunlardan soru geldi. Hani böyle kanunlu bir soru yapmasa bile geçen sene bak sordu yine gelir. Ondan çok iyi bir şekilde bilmemiz lazım. Şimdi böyle bir soruda kanun üstünlüğü deyince ben kanuni esasi mi işaretleyeceğim burada kanun yazdığı için? Hayır. Buna bak sakın düşmüyoruz. Bu sorunun cevabı net bir şekilde bizim ülkenin ilk kanunu olan Tanzimat Fermanı yapmanız lazım. İnanılmaz önemlidir bakın bu. Tekrardan şunları söyleyeyim ben size. Şimdi mesela bunlardan kronolojik olarak önce hangisi var? E var değil mi? Peki E'yi niye kabul etmedim ben burada? Çünkü E'deki şık olan Senet İttifak bir kanun değil. Bir şeyin kanun olması için herkesi kapsaması lazım. Senet İttifak ne yapıyor? Sadece padişah ve ayağını kapsıyor. O zaman bu olmaz. Bak bunu sildim. Sonra kronolojik olarak hangisi geliyor mesela? Tanzimat Fermanı. Onu şöyle işaretleyelim. Zaten Tanzimat oldu. Doğru cevap budur. İşte bak bu bir kanundur. Çünkü hatırlarsanız Tanzimat Fermanı'nın ana şey neydi öznesi? Herkes kelimesiydi. Hatta bunu yazan kişiyle kodlamıştık ya. Herkese eşit, Mustafa Reşit demiştik. İşte bak herkesi kapsayınca bir şey kanun oluyor. Son hangisi geliyor? Islahat. Bu da olmaz. Çünkü ıslahat nedir? Islahat sadece gayrimüslimlere çıkartılan bir belgeydi. Halep'e fermanı olmaz. Halep'e fermanı da hatırlarsanız sadece Girit'e ıslahat yapılmasını öngörüyor. Zaten bu böyle bir ferman bile değil yani hani kanunla alakalı falan bir ferman değil bu. Sadece Girit'e ıslahat yapılsın isteniyordu. Peki bak kanuni esasi neden olmuyor? Çünkü bunun da olmama sebebi bak sadece kanun demiyor. Nasıl kanun? Esas kanun. Yani bu nedir? Bu bir anayasadır. Eğer deseydi ki şu kanun yerine anayasal üstünlük ilk defa hangi belgeyle sağlandı? O zaman A'ya gidebilirsin. Çünkü bak anayasa diyor. Ama burada kanun diyor. O zaman ben ilk kanuna gitmem lazım. Ve ilk demiş bak burada. Net bir şekilde bunun cevabı Denizli olacak. Yani mesela muhtemelen eminim bu soruyu birçok öğrenci böyle farklı cevaplar yapmıştır. Çünkü çok karışıyor. Ama bak bunları mutlaka oturtmaya çalışın. Çünkü en çok sorulan yerlerden biridir Osmanlı tarihi. 24. soruda çok güzel bir soru yine. Osmanlı denize düşen yılana sarılır diyerek hangi olayda Rusya'dan yardım istemiştir?
hatırlayabiliriz diye umut ediyorum bunu. Çünkü çok meşhur bir olay bu. Lise kitaplarında falan çok uzun uzadıya anlatılıyor. Biz ne yapmıştık? İngilizlerden yardım istemiştik Kavalalı meselesinde. Bunlar da bize, hatta Avrupalılar diyeyim, İngilizler demeyeyim sadece. Avrupalılar da bize yardım etmeyince biz de gidip ne yapmıştık? Bak, denize düşen yılana sarılır diyerek yakın zamanda savaştığımız Rusya'dan yardım istemiştik. Yani cevabımız o zaman ne olacak? Net bir şekilde Bursa, biz bunu bastıramayınca gelip bu adamları çağırıp Avrupalıları biraz kızdırmıştık. Hatta Avrupa'da karar değiştirip bu sefer Osmanlı'ya yardım etmeye başlamıştı. Çünkü Ruslar gelip de bu boğazlardan nemalanmasınlar diye. 25. sorudaysa İngilizler boğazların durumundan rahatsız olduğu için bu durumun düzenlenmesini istedi. Ve bunun üzerine Londra Boğazlar Sözleşmesi imzalandı. İngilizler aşağıdaki anlaşmalardan hangisinden rahatsız olarak bu sözleşmenin imzalanmasını sağladı? O zaman net bir şekilde Rusya'nın üstün olduğu bir anlaşmayı işaretlememiz lazım burada. O da tabii ki de hangisi olacak? Hünkar iskelesi. Az önceki sorunun devamı olarak da hani demiştim ya, karar değiştirip Avrupalılar gelip Osmanlı'ya yardım etmişlerdi Rusya boğazlardan geçmesin diye. Sonra konuyu çözmüşlerdi Avrupalılar ama Osmanlı bu sefer Avrupalılara güvenmeyince ne yapmıştı? Bak, Ruslarla Hünkar iskelesi anlaşmasını imzalamıştı. İşte sonra da bu Londra Boğazlar Sözleşmesi imzalanıyordu. Çünkü İngilizler boğazlarda hak istiyordu. Derdi de şu Hünkar iskelesi anlaşmasındaki Rusların haklarını yok etmekti. Ondan cevabımız bak ne olacak? Denizli. 26. soru. Osmanlı Devleti'nin Kırım Savaşı sonucunda katıldığı Paris Konferansı'nda Avrupalıları etkilemek için yayınladığı belge hangisidir? Defalarca kere derslerde bunu vurgulamıştık. Net bir şekilde cevabımız da ne olacak? Ceyhan. Çünkü biz Kırım Savaşı öncesinde Avrupalıları etkilemek için ne yaptık? Paris Konferansı'nda Islahat Fermanı'nı yayınlamıştık. Yine hani gelirse diye de ben söyleyeyim. Şu Tanzimat Fermanı'nı da Londra Konferansı'yla eşliyorduk. Kanuni Esası'yı da Tersane Konferansı'yla eşliyorduk. İkinci Meşrutiyet bir konferansı yok. Enver Paşa ve Resle Niyazi kendileri yapmıştı. Senen İttifakı yine zaten kendi içimizdeki bir olay olduğu için herhangi bir Avrupa etkisi görülmüyordu bunda. Geçen sene bunu sordu işte ÖSYM'e. Aşağıdakilerden hangisinde Avrupa etkisi yoktur dedi. Cevap da Senen İttifakı olacaktı. Geliyor bak, yine mutlaka bu senede bunlardan biriyle karşılaşacağımızı düşünüyorum. Ondan çok üstünde durmuştum. Umarım hata yapmayız diye ümit ediyorum. 27. Hangisi birinci meşrutiyet ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Birinci meşrutiyet, bak unutmayın. Halk Türk tarihinde ilk defa yönetime ortak oldu mu? Evet. Çünkü ilk defa meşrutiyetle beraber ne yaptık biz? Genel bir meclis açıp genel bir seçim yapmıştık. Ondan dolayı biz buna yönetime ortak olma diyebiliriz. Türk tarihinin ilk yazılı anayasası yayınlandı mı? Evet. Kanun esası bu dönemde yayınlanmıştır. Parlamenter sisteme geçildi mi? Evet. Zaten halk yönetime katıldı demek. Meclis kurdu demek. Bir ülkede meclis varsa parlamenter sistem var demek. Çok partili hayat görülmez. Doğru. Çünkü çok partili hayat hatırlarsak ikinci meşrutiyet döneminde başlamıştı. E şıkkında diyor ki padişahın yetkileri kanun ile ilk kez sınırlandırıldı. Bak, kanun. Evet, kanuni esası bu dönem ilan edildi ama az önce gördük ya, kanuni esası bizde kanun değil. Kanuni esası esas kanun, yani anayasadır. O zaman kanun ile ilk kez sınırlandırma derse ben ne yazmam gerekiyor buraya net bir şekilde? Tanzimattı bak. Ondan cevabımız da Edirne olması lazım. Çünkü biz birinci meşrutiyette Tanzimat değil, kanuni esası ilan ettik. 28. Hangisi ikinci meşrutiyet dönemi gelişmelerinden değildir bu sefer de? Bu ikinci meşrutiyeti de hatırlarsak eğer 1908 yılında olmuştu ve o yıl birçok da olay vardı. Bir bakalım. İstibdat döneminin başlaması dediği anda soru çıktı. Tam tersi olması lazım. İstibdat dönemini bitirmiştir ikinci meşrutiyet. Biz gene bakalım diğerlerine. 1908 yılında bak neler oldu. Mesela Bulgaristan bağımsız olmuştu. Osmanlı artık çok partili hayata geçmişti. Ahrar Fırkası başlatmıştı. Avusturya Bosna Hersek'i bak ilhak ediyordu. Girit Yunanistan'a bağlanıyordu. Hatta Reval görüşmeleri vardı bak gene burada yazmayan. Net bir şekilde cevabımız da Adana olacak. Başlaması değil, bitmesini işaretlememiz gerekiyordu. 29. Hangisi 2. Mahmut dönemi ıslahatlarından değildir? Yine 2. Mahmut, Kaldıraç Mahmut, Gevur Mahmut olarak bildiğimiz ve çok fazla yenilik yapan padişahımızdı. Bakalım şimdi. Mirur tezkeresi ilk defa onun zamanında mı kullanıldı? Doğru. İlk defa nüfus sayımı onun zamanında mı yapılmıştı? Doğru. İl genel meclislerinin açılması onun döneminde miydi? Hayır. İl genel meclisleri kimdedir? Abdülmecit dönemidir. Padişah portreleri 5P vardı hatırlarsanız bak. Portre onlardan bir tanesi o zaman burada.
Tımar sisteminin kaldırılmasına yine bu padişah sağlamıştır. İl genel meclisleri net bir şekilde Abdülmecit dönemi yeniliklerindendir. 30. Hangisi Tanzimat dönemi yeniliklerinden değildir dediğinde, şimdi bak bu önemli bir soru. Bir kere burada kesinlikle Abdülmecid'i al. Değil mi? Çünkü Abdülmecid Tanzimat fermanını ilan ettiği için zaten Tanzimat döneminde olur. Bunda bir sıkıntı yok. Ama hatırlarsak ilan etmese de ne yapıyorduk bir de? Abdülaziz'i de biz Tanzimat döneminde almamız gerekiyordu. Çünkü bizde Tanzimat döneminin bitişi Meşruti dönemin başlangıcıyla olmuştur. Yani kimin dönemiyle o zaman Tanzimat bitiyor? İkinci Abdülhamit'le beraber bitiyor. Yani bu iki padişahın döneminin dışındakileri işaretlememiz lazım değildir dediğinde bakalım şimdi. Darülfünun açılması. Mesela Darülfünun Abdülaziz dönemindedir. O zaman bak Tanzimat dönemidir. Gitti. Bankı Dersaadet Abdülmecit dönemindedir. O zaman bak bu da gitti. Mecelle Abdülaziz dönemindedir. O zaman bak bu da gitti haliyle. İlk telgraf hattı yine hatırlarız bunu muhtemelen. Abdülmecit döneminde kurulmuş. Hatta Kırım Savaşı'nda ilk defa kullanılmıştı. Bak Redif birliklerinin kurulması olacak. Neden? Şimdi Redif'i de şöyle bilebilirsin. Redif'in kurulması demek, Tımar'ın kaldırılması demek. Tımar'ı kim kaldırdı? İkinci Mahmut. O zaman Redif'i kim kurdu? İkinci Mahmut. Yani bak cevabımız çıktı. Ben Tanzimat dönemi değildir dediğimde zaten ya ikinci Mahmut'tan ya da ikinci Abdülhamit'ten işaretlemem lazım. O zaman bak buraya Mahmut'u koyduysam bundan işaretleyebilirsiniz. Yeter ki şunu bilin. Tanzimat dönemi dendiğinde Abdülmecit ve Abdülaziz aklınıza gelsin. 31. soruya bakalım. Hangisi diyor kronolojik olarak doğru sıralanmıştır? Mesela bu çıkmış bir sınav sorusu geldi bu sınavda. Bakalım şimdi biz de. 31 Mart olayı, Bağbali baskını, 2. Meşrutiyet'in ilanı. Şimdi bu 2. Meşrutiyet ne zamandı? 1908'de. 31 Mart olayı ne zamandı? 1909'da. Bağbali baskını ne zamandı? 13'te. O zaman bak cevabımız ne olacak? 3, 1, 2. Bunu bulduğumuzu işaretleyeceğiz. Yani Denizli'yi bak işaretlememiz lazım. Aynı öncüllerine kadar bak çıkmış bir sınav sorusu bu. Çok da bak kolay. ÖSYM yani en bilinen olayları böyle okuyor. Mesela gelip atıyorum 1908 olayında Reval görüşmesini yazamaz senin kafanı karıştırmak için? Yazabilir. İşte atıyorum Bulgaristan'ın bağımsızlığını yazamaz mı? Yazabilir. Ama bunları çok kullanmıyor. Genelde bilinen olayları soruyor ki zaten bunu bile çok fazla maalesef yanlış yapan öğrenci çıkabiliyor. Hani onlar ÖSYM diyor zaten kolay da sorsam zor da sorsam zaten yanlış yapıyorlar diyor. Bari diyor şöyle ortalama bir soru yapayım diyor. Hani yapan yapsın bari, yapamayan zaten yapamıyor. Onlar elensin gibi. Ondan bu tarz böyle bilinen olayların tarihlerini de bilmemiz lazım. Normalden tarihi ezberlemiyoruz evet ama en azından bunların kronolojilerine hakim olmak bu yönden önemli olabiliyor. 32. soru yine ÖSYM'nin çok sevdiği sorulardan bakalım. Hangisi ilmiye sınıfına mensup değildir? İlmiye. Şimdi kaz asker ilmiyede midir? Evet çünkü hem eğitimin hem adaletin başındaydı. Hocam içinde asker var, askerler seyfiyeydi hani dersen de bu adam asker değildi. Ne demiştik biz? Kendini polis asker olarak tanıtan kaz askere inanmayın. Çünkü yalan söylüyor, kandırıyor bizi demiştik bak. Kaz asker ilmiyededir. Kassam bu ne iş yapardı? Tereke defterleri vardı, miras defteri. Onları dine uygun şekilde bölümlüyordu. O zaman bu da burada. Defterdar bak bunun cevabı. Çünkü defterdar kalemiye sınıfındadır. Maliyeye bakar. Kalemiyede maliye işleri vardır. Kadı, bu da adaletin kaz askerden sonraki bir küçük adamı. O zaman bu da burada. Şeyhülislam da ilmiye dediği zaman aklına zaten eğitim, adalet ve din gelmesi gerekiyor. O zaman Şeyhülislam da bak dini bir adam. O zaman o da burada. Cevap da ne olacak? Ceyhan. Mahkeme kayıtlarının tutulduğu defter aşağıdakilerden hangisidir demiş. Net bir şekilde mahkeme defteri dediği zaman aklımıza şeriye sicili. Diyelim mirası sordu, tereke. Diyelim divan kararlarını sordu, mühimme. Diyelim günlük gelir gider defterlerini sordu, ruznamçe. 2020'de sordu, kişilerin mal varlıklarının ve işte bu toprak kayıtlarının ve topraklara hani elde edilen gelirlerinin paylaşıldığı defter hangisidir dedi. Cevap olarak ne olacak o zaman? Tahrir. Ama burada mahkemeyi sorduğu için cevap ne olacak? Şeriye sicili. 34. Osmanlı'da tımar sisteminin bozulmasına bağlı olarak aşağıdaki gelişmelerden hangisi meydana gelmiştir? Yine çıkmış bir sınav sorusu. Hatırlar mısınız? Şöyle yapmıştım derste. Dedim ki bir yerde eğer tımar düşüyorsa yerine gelen kavram iltizamdır demiştim. Bak ne diyor? Gelişmelerden hangisi meydana geldi? Tımar bozuldu bak tımar bozuldu. O zaman şıklarda iltizam arayacağım. Hemen baktım bak hop Edirne. Bitti soru bu kadar. İltizam yaygınlaşıyor. Tımarın düştüğü yerde iltizam geliyordur. İltizamın da ömür boyu hali
Malikane sistemidir. Onu da gene hatırlamış olalım. 35. Batılıların Mavi Cami olarak adlandırdığı cami hangisidir dediğinde de Sultanahmet Camii'dir bu da. Yine derslerde görmüştük. El yazması kitapların bak altın süsleme sanatına, altın dediği anda hemen tesip sanatına gitmemiz lazım. Bu da en çok sorulanlardandır. Epeyden beri tesipten, sanattan soru gelmiyor. Dikkat edin, altın kelimesini görünce tesip yapıştırıyorum, geçiyorum. Bu 36 tane soru Osmanlı tarihi, Osmanlı demeyeyim de genel tarih dönemine aitti. Hem Türk devletlerinden vardı, hem ilk Türk İslam'dan vardı. Hem de Osmanlı tarihinin bütün padişahlarına bak neredeyse böyle önemlilerine sormaya çalıştım. Ondan çok dikkat edin, tekrarlarınızı özellikle bunlara göre yapmaya çalışın. Çünkü bunlar uzun zamandan beri gelmiyorlar. Ondan dolayı ben de özellikle bunlardan sordum. Dikkat edelim buradaki her bir soruya. Şimdi devam edelim. Hiç bölmeden videoyu. Bu sefer de inkılap tarihine geçiş yapalım. Çünkü yine buradan da epey de soru geliyor biliyorsunuz. 12 tane soru var sınavda. Yine aşağı yukarı bir 35 tane 36 tane soru var. Bakalım şimdi. Osmanlı Devleti'nin 3 kıtada toprağının olmasını sonlandıran ve Balkan Savaşı'nın başlamasından dolayı imzalanan antlaşma hangisidir? Net bir şekilde Uşi Antlaşması. İtalya ile imzalanmıştı ve bak bizim 3. kıtadaki toprağımızın olması yani Afrika ayağımızın sonlanmasına sebep olmuştu. Yine Trablusgarp'ı bıraktığımız, işte Amalfi Felik gücünü kullandığımız, 12 ada ve Rodos'u da geçici olarak İtalyanlara verdiğimiz anlaşmaydı. Uşi Antlaşması. Geldim ikinci soruya. Diyor ki hangisi İttihat ve Terakki Cemiyeti dönemi olaylarından değildir demiş. Şimdi İttihat Terakki deyince aklımıza genelde 1913 bunların Bağbali yaptığı tarih ve 18 ülkeden kaçtıkları dönem aralığı gelmesi lazım. Şimdi Edirne'nin alınması derse bu olur. Çünkü Edirne'yi zaten Enver Paşa almıştı. Hükümeti ele geçirdikten sonraydı bu. Dünya Savaşı'na biz 14 yılında girdik bak o zaman bu da olur. Sarıkamış Harekatı yine Kafkas cephesinin içindeydi bu da olur. Türk ocaklarını Enver Paşalar yani İTC açmıştır doğru. Ama Ertuğrul Fırkateyni'nin batmasını hatırlarsınız belki. Bu 2. Abdülhamit dönemi Japonya'ya gönderilen geminin batışıydı. Ondan cevabımız Edirne olacak. Hangisi Balkan Savaşları ile yaşanan gelişmelerden değildir? Balkan Savaşları bakıyoruz. Anadolu'ya göç arttı mı? Evet çünkü çok toprak kaybettik. Orada yaşamak istemeyenler ne yaptı? Anadolu'ya geldi. Osmanlıcılık fikri gelişmiş midir? Hayır. Osmanlıcılık fikrinin gelişmesi için herkesin bizde aynı yerde yaşaması lazım. Burada istiyorlar mı? Hayır. Daha tam tersi benden kopmak istiyorlar. Burada gelişen düşünce genelde Türkçülüktür. Unutmayın. Cevap Bursa olacak. İttihat Terakki Cemiyeti yönetime el koydu mu? Evet, Bağbali yapmıştı. Osmanlı Ege Adaları'ndaki birçok yeri kaybetti mi? Maalesef ki. Balkan Türkleri azınlık statüsüne düştü. Evet, işte bu Anadolu'ya göç edemeyenler orada kalınca azınlık konumunda kalmışlardı. Yani burada Osmanlıcılık fikri gelişmiştir, yanlıştır, Türkçülük olacaktır. Doğru cevap da Bursa'dır. Gelelim dördüncü soruya. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Kafkas cephesinde Ruslara karşı savaşmasının nedenlerinden biri değildir? Diyor. Bakalım. Yani biz diyor Ruslara karşı niye cephe açtık ama değildir mi soruyor. Kafkasya'yı ele geçirerek Rusya'yı etkisizleştirmek ister miyiz? İsteriz. Kafkaslar ve İç Asya'daki Türk topluluklarını Rus boyunduruğundan kurtarmak ister miyiz? İsteriz. Turancılık politikası. Bakü petrollerini ister miyiz? İsteriz. İngiltere'nin ve Fransa'nın müttefiki olan Rusya'ya yardım yollamasını önlemek ister miyiz? Hayır. Neden? Şöyle düşün. Bunlar yani İngiltere ve Fransa yardım gönderecekse Çarlık Rusya'ya. Savunma mı yaparlar? Taarruz mu yaparlar? Net bir şekilde taarruz yaparlar. Çünkü sen birine yardım göndereceksen taarruz yapman lazım. Yani atakta olman lazım. Bak yukarıda ne diyor? Kafkas cephesi. Kafkas kimin açtığı cephedir? Osmanlı. Yani burada biz taarruzdayızdır. Ondan dolayı bizim burada derdimiz önlemek falan değil. Daha çok böyle baskı kurmak falan üzerinedir. Cevap net bir şekilde Deniz'dir. Zaten sizde bak şöyle bir bilgi var. Hatta 5. soruya bağlayayım ben bu şıkkı. İngiltere ile zaten bu Fransa falan Rusya'ya yardım amaçlı hangi cepheleri açmışlardı? Tabii ki de Çanakkale ve Irak Basra cepheleriydi bak. Bunların ikisi dikkat ederseniz bak bizim savunma cephelerimiz. Onlar taarruz ediyorlar yardım gönderecekleri için. Yani Kafkas bak bunlardan biri değil yoksa sorunun cevabı 1-2-3 olurdu bak değil. Cevap 2-3 olacak. O zaman bu Kafkas cephesi net bir şekilde en azından bizim açılış sebeplerimizden biri bu yardımın yollanmasını önlememiz değildir. Edirne'de diyor ki Rusların Osmanlı topraklarında yaşayan Ermenileri kışkırtmasını engellemek. Evet çünkü çok işbirliği yapıyorlardı. Doğru cevap bak çıkmış oldu Denizli. Diğer soruyu da otomatikman çözmüş olduk. Ceyhan olacak bu da. Geldim 6. soruya. Nusret mayın gemisiyle Boğaz'ın kritik mevkilerine mayın döşemesi emrini veren ve buradaki başarılarından dolayı çok önemli.
18 Mart kahramanı olarak adlandırılan kişi kimdir? Tabii ki de Cevat Çobanlı'dır. Bizim 18 Mart kahramanı olarak bilinen komutanımızdır. 7. Aşağıda verilen azınlıkların kurdukları zararlı cemiyetlerin hangisi Mondros'un 24. maddesine işlerlik kazandırmak için, bak şimdi diyor ki bulunmamıştır diyor bu arada. 24. maddeye işlerlik kazandırmaya çalışmıyor diyorsa sen burada 24. maddeyi kimle işleyecektin? Ermenilerle. O zaman şıklardan gidip Rum cemiyeti olanı işaretlemeniz lazım. Bu da bak bizi neye götürüyor? Bursa'daki şıkka. Çünkü onlar 7. maddeye göre hareket ederler Rumlar. 24. madde derse aklımıza sadece Ermenilerin gelmesi gerekiyor. Cevabımız da bak bundan dolayı etniki eteri olacak. Çünkü o bir Rum cemiyeti. Hangisi yararlı cemiyetlerin kuruluşları ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Bağımsızlıkçı ve milliyetçi midir? Net bir şekilde. Basın yayın faaliyetlere tepki göstermişler midir? Doğru. Saltanat ve hilafet makamını kurtarmak için mücadele ettiler mi? Doğru. Hatta buna demiştik ki şaşırmayın bu böyledir. Ama tabii görünen nedenidir bu. Yani bu böyle yaptıkları anlamına gelmiyor. Ama ortaya çıkarken, kurulurken insanları yanlarına çekmek adına böyle söylemişler. Kuruluşlarında Mustafa Kemal rol oynamış mıdır? Hayır. Mustafa Kemal bunların birleştirilmesinde rol oynamıştı. Kurulurlar bakarlar hepsini Mustafa Kemal kuramaz değil mi? Çünkü adam kaç yere bölünebilir? Yani bu cemiyetlerin hepsi bölgesel olduğu için farklı farklı yer. Mesela Trakya'da var, Adana'da var, Kars'ta var, Trabzon'da var. Bunları nasıl kursun Mustafa Kemal tek tek? Ama o birleştirmesinde etkiliydi. Osmanlı Devletleri hukukuna göre mi faaliyet gösterdiler? Bu da bak doğru. O zaman cevap çıktı Denizli. 9. soru. Hangisi İzmir'in işgalinin sonuçlarından biri değildir? Batı cephesinin oluşması. Doğru. Batı cephesi bu olaylardan sonra yavaş yavaş artık oluşmaya başlıyordu. Kuvayi Milliye ruhunun oluşması. Bu da doğru. Kuvayi Milliye özellikle işgallere sessiz kalan Osmanlı'nın artık halkın ses çıkarması sonucu oluşmuştu. Reddilak Cemiyeti'nin kurulması. Bu da doğrudur. Reddilak Cemiyeti zaten İzmir'in ilhakını reddedenlerin kurduydu. Minber gazetesi çıkarılıp işgale tepki yazılarının yazılması bu olmaz. Çünkü Minber gazetesi daha önce çıkmıştı. Hatırlarsak Mustafa Kemal Kasım ayında Kasım 1918'lerde İstanbul'a geliyordu ve o sırada bu faaliyetleri zaten izliyordu. Yani Minber gazetesini falan çıkartıyordu. Sonra artık Mayıs 19'da yani birkaç ay daha zaman geçtikten sonra İzmir işgal ediliyordu. Yani İzmir'in işgalinin sonucunda değil, öncesinde olmuştur Minber gazetesinin faaliyetleri. Cevap Deniz'di. Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri olarak yine toplanmıştı bu dönemde. Cevap çıktı. Amasya genelgesinin özelliklerinden biri değildir. Benim her sene beklediğim sorudur Amasya. Gelmez. Ama belki bu sene artık yakalayacağız diye ümit ediyorum bunu. Şimdi Amasya genelgesi derse, bu bir ihtilal beyannamesidir. Evet, net bir şekilde bak ihtilal kelimesini şu Amasya ile eşleyebilirsiniz. Önemli komutanlar tarafından imzalanmış mıdır? Doğru. Kazım Karabekirler değil mi? Gördük biz bunları. Rauf Orbaylar, Ali Fuat Cebesoylar bunu imzaladı. Manda ve himaye ile ilgili olan kararlar Erzurum ve Sivas kongrelerinde tekrarlanmış mıdır? Hayır. Çünkü bak cevap Denizli olacak. Çünkü hatırlar mısınız bilmiyorum. Biz bu manda ve himaye ilk defa ne zaman reddettik? Erzurum Kongresi'nde. Amasya Erzurum'dan önce mi? Evet. O zaman bak ben buradaki kararı tekrar edemem başka yerde. Çünkü zaten daha almadım. Erzurum'da ilk defa alacağım. Cevap Ceyhan. Sivas Kongresi'nin toplanma kararı bu genelgede var mı? Evet. Bu genelgeden sonra Mustafa Kemal askerlikten istifa etti mi? Doğru. Cevabımız bak ne olacak o zaman? Ceyhan. Geldim 11. soruya. Şimdi diyor ki Onur Hoca İnkılap Tarihi dersinde öğrencilerine Erzurum Kongresi ile ilgili aklınıza gelen ilkleri söyleyiniz demiştir. Ancak bir öğrenci kavramları karıştırarak yanlış cevap veriyor. Hangi öğrencinin cevabı yanlıştır? Şimdi burada Mehmet diyor ki manda ve himaye. Biz net bir şekilde manda ve himaye kavramını Erzurum Kongresi ile eşler miyiz? Evet çünkü ne dedik bak ilk defa burada reddediliyor. Sonra Seda bak demiş ki Mebusan Meclisi'nin açılması fikri. Yine Erzurum Kongresi'nin birçok ilki vardı. Bu ilklerden bir tanesi de Mebusan Meclisi'nin açılması fikriydi. Sonra milli egemenlik denmiş. Milli egemenlik olmaz şimdi bu. Neden? Çünkü yukarıda bak ilkler diyor. Milli egemenlik Erzurum Kongresi'nde ilk defa mı karar alındı burada? Hayır. Bu sefer de bir önceki belge olan neye gitmemiz gerekiyor? Amasya Genelgesi'ne. Çünkü Amasya Genelgesi'nde ilk defa milli egemenlikle ilgili karar alınıp Erzurum Kongresi'nde bu durumda ne olmuştu? Tekrar edilmişti. Yani net bir şey daha burada cevabımız Ceyhan olacak. Çünkü bir ilkten bahsediyor burada. Zeynep demiş ki azınlıklar. Evet bu da doğru.
yine ilk defa burada reddedilmişti. Nazlı diyor ki geçici hükümet kurulması fikri, bu da doğru. Çünkü ilk defa Erzurum Kongresi'ne atılmıştı. Bu Erzurum bu yönüyle çok önemli. Birçok ilk vardır bakın. Manda Himaye, Mebusan Meclisi'nin açılması, azınlıklar, geçici hükümet kurulması fikri. Yani Nazlı, Zeynep, Seda ve Mehmet'in dedikleri doğruyken milli egemenlik denmesi burada yanlış. Çünkü o bizi ilke götürmüyor. 12. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı döneminde milli egemenliğe önem verildiğinin kanıtı değildir? Bak demek ki bu milli egemenlik bayağı önemli bir kavram ki defalarca bak bunu ölçüyoruz burada. Şimdi bakalım milli egemenliğe önem verildiğinin kanıtı olmayan kesinlikle misak-ı milli olur. Kara borsam diye kodlamıştık da bu kara borsamın M'sini biz ne demiştik? Milli bağımsızlık demiştik. Hatta not yazıp şöyle yazmıştık. Misak-ı milli de kesinlikle milli egemenlik yoktur demiştik. O zaman bak cevabımız çıktı. Edirne olacak. 13. Kongreler ve genelgeler döneminde tam bağımsızlığa yönelik kararlar alınmıştır. Aşağıdaki kararlardan hangileri tam bağımsızlığa dair vurgu yapmıştır? Tam bağımsızlığa dair. Yani milli bağımsızlığa dair diyor aslında. Manda ve himaye kabul edilemez. Bak çok net bir şeydir değil mi bu? Tam bağımsızlığa vurgu. Ben kendim devam edeceğim yoluma diyor. Manda ve himaye yani başkasının benim üzerimdeki boyunduruğunu istemiyorum diyor. O zaman bunu aldım. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez. Bu da bok olur. Çünkü neden? Bak milli sınırlar içinde diyor. Yani ben diyor tam bağımsızlığa önem veriyorum diyor sınırlarımın içinde. Mebusan Meclisi daire toplanmalı ve hükümet denetlenmelidir diyor. Bak bu meclis kavramı beni nereye götürür? Milli egemenliğe götürür. Ondan bak cevabımız da Ceyhan olacak burada. Genelde böyle sınır gibi, başkasının boyunduruğunu kırmak gibi, kapitülasyonu kaldırmak gibi kavramlar bize milli bağımsızlığı hatırlatsın. Seçim gibi, oy gibi, meclis gibi kavramlar da milli egemenliği hatırlatsın. 14. Hangisi TBMM'nin otoritesini arttıran gelişmelerdendir demiş. Bakalım şimdi be. Amasya görüşmeleri. Bu olmaz. Neden? Amasya görüşmelerinde masada kim vardı? Temsil heyeti vardı. Yukarıda ne diyor? TBMM otoritesi. O zaman şu anda biri sildim. Şöyle silerek gidelim mesela. İstiklal mahkemelerinin kurulması. Evet, TBMM birçok yargılama bak yapmıştı burada. O zaman ikiye aldım. İsyanların bastırılması yine net bir şekilde TBMM'nin yaptığı onun önderliğindeki hareketlerde. O zaman bak cevabımız da burada 2 ve 3 olacak. Buraya Amasya değil de Bilecik görüşmeleri deseydi o zaman TBMM otoritesi artardı ama Amasya ederse beni temsil heyetine götürüyor. 15. Bu da çok güzel soru. Hangi kavramlar arasında diyor kavram ilişkisi kurulamaz. Bakalım. Fela vatanla TBMM arasında kurabilir misin? Kuramazsın. Bak cevap çıktı. Çünkü Fela vatan neydi? Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin grubuydu. Birinci TBMM'de böyle bir grup yoktur. Cevap doğru. Adana. Bakalım diğerlerine. Ulusal egemenliği biz ilk defa Amasya genelgesinde mi görmüştük? Evet az önce konuştuk. İstanbul'u resmen işgal edilince TBMM açıldı. Evet. Saltanat kaldırılınca Lozan'a mı gittik? Evet. Şeyh Said isyanından dolayı Musul'u mu kaybettik? Doğru. Cevap bak net bir şekilde Adana olacak. Çünkü o son Osmanlı Mebuslar Meclisi ile alakalı. 16. Onur Hoca İnkılap Tarihi dersinde öğrencilerine hangi kanunun diğerlerinden daha önce çıkarıldığını sormuş. Hangi öğrencinin verdiği cevap diğerlerinden daha öncedir demişti. Bakalım. Şimdi Milli Korunma Kanunu, bu İnönü dönemindedir. 1940'larda çıkartılmış bir kanundur. Bir dursun, şu anda 40 elimizde böyle bir şık var en azından, dursun. Varlık vergisi, bu da yine 42 yılında çıkartılmış olan, zaten bak şu an bunun doğru cevap olma ihtimali kalmadı, daha önce soruyor. Atatürk'ü Koruma Kanunu, bu da bak Demokrat Parti döneminde, yani 50 ile 60 arasına bak çıkartılan, sanırım bu tarih 54 olması lazımdı. O zaman her türlü bak bu da gitti, bu da olmaz, çok sonra. Çiftçiyi topraklandırma kanunu hatırlarsak bu da Demokrat Parti bundan dolayı kuruluyordu zaten. Demek ki bu da sonra. Şu Menemüskürat kanunu ise bak birinci TBMM'nin çıkartmış olduğu bir kanundu. O zaman bak daha önce diyorsa Elif'in vermiş olduğu doğru olacak burada. Çünkü çok çok eski Menemüskürat Kurtuluş Savaşı zamanında çıkartılan bir kanundur. Diğerleri bak ya Demokrat Parti ya da İnönü. Milli mücadele döneminde Yunus Nadi ve Halide Badıvar tarafından kurulan, halk üzerinde etkili bir propaganda yaparak milli mücadele taraftar toplamaya çalışan ve 2020 yılında 100. yılını kutladığımız yayın organı hangisidir derse tabii ki de Anadolu Ajansı'dır bu. 100. bak yılı şu an 103. yılına gelmiş. Her an gelebilir. Çok eski bir çınardır. Anadolu Ajansı her zaman uzun zamandan beri hayatımızda. Gümrü Anlaşması ile ilgili doğru bir bilgi değildir. TBMM'nin kazandığı ilk askeri ve siyasi zafer midir? Doğru. Doğu cephesini kapattı mı? Doğru. İlk defa bir itilaf devlet TBMM'yi mi tanıdı?
Hayır. Ermenistan bizi tanımıştı Gümrü'de. O bir itiraf devleti değildir. Bizi tanıyan ilk itiraf devleti Fransa'dır. O da Ankara Anlaşması ile olacaktır. O zaman cevap Ceyhan. Doğu sınırının çizilmeye başlanması doğru mu? Evet. Hatırlarsanız şöyle bir şifre var. G, M, K, Gümrü, Moskova, Kars vardı. Bak Gümrü en başta. Doğu sınırıyla ilgili bunlar. İlk kez bir uluslararası anlaşma Türkiye adımı geçti. Doğru. Cevap Ceyhan. 19. Hangisi Birinci Dünya Savaşı'nın sonrasında yaşanan olaylardan değildir? Ne yapıyorduk? Şifremizi hemen yazalım buraya. Biraz yazması zor ama talim olarak bak şöyle bir şifre vardı. Şimdi bu talim şifresi de hemen yerleştirelim. Moskova'ya elçilik açılması bir kere sorunun cevabı olacak. Çünkü bu hatırlarsanız Gediz Savaşı'ndan sonra yaşanan bir olaydır. Gediz Savaşı ile Birinci Dünya Savaşı'ndan öncedir. O zaman bu doğru cevap. Diğerlerine bakalım. Bekir Sami Kundu Dışişleri Bakanları istifa etti mi? Etti. Nerede etti? Bak Londra Konferansı'ndan sonra. Batum'un Misak-ı Milli'den taviz olarak verilmesi verildi mi? Evet. Ne zaman? Moskova Dostluk Anlaşması'ndan sonra. SSCB kapitülasyonları kaldırdı mı? Kaldırdı. Ne zaman? Yine Moskova'dan sonra. İlk defa bir Müslüman devlet TBMM'yi tanıdı mı? Evet. Ne zaman? Şu Afgan Dostluk Anlaşması'ndan sonra. Cevap bak Moskova'ya elçilik açılması dediği için burada Gediz'den sonra İnan'dan önce olduğu için soruda da bana sonrasını sorduğu için cevap Adana. 20. Eskişehir-Kütahya savaşlarından sonra TBMM'nin hangi şehre taşınılması düşünülmüştür? Kayseri olacaktır bakın da. Kayseri'ye bir dönem taşınmayı düşün. Bunu gerçekleştirmemişler ama düşünmüşler. Yani acaba buraya gitsek mi? Demek ki durum o kadar vahim. Kaçmayı düşünmüşüz bak bir dönem. 21. Tekalifi milli emirleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Emirlere uymazsan İstiklal Mahkemesi'ne yargılanıyor musun? Yargılanırsın. Birinci TBMM'nin yasama yetkisini kullanarak mı çıkarttı? Hayır. Bizzat Mustafa Kemal kendisi çıkartmıştı bunu. TBMM çünkü 3 ay süreyle faaliyetlerini durdurmuştu. Savaş topyekun özellik mi kazandı? Evet. Bedeli son dönem ve koşulları mı alındı? Evet. Eskişehir-Kütahya savaşlarındaki yenilgiden sonra çıkartıldı? Evet. Cevap Bursa. Onur Hoca İnkılap Tarihi dersinde öğrencilerine Sakarya Savaşı'nın sonuçları ile ilgili aklınıza gelenleri söyleyiniz demiş. Ancak bir öğrenci kavramları karıştırmış ve yanlış cevap vermiş. Hangisinin cevabı yanlıştır? Sakarya diyor. Unutmayın bak şöyle işaretleyeyim Sakarya. Hümeyra Kars Anlaşması derse doğru yerde. Çünkü Kars Anlaşması Sakarya'dan sonradır. Hakkı Paris görüşmeleri derse doğru yerde. Çünkü Paris görüşmeleri de yine Sakarya'dan sonradır. Siz orada yalnız düşmanı değil bu milletin makus talihini de yendiniz demiş Aymıla. Bu yanlıştır. Çünkü neden? Bu 2. İnönü Savaşı'ndan sonra söylenmiş bir sözdü. Asla Sakarya'dan sonra değildi. Emine demiş ki Mustafa Kemal'e gazilik ve mareşallik unvanları verildi. Doğru. Beyza diyor ki İngilizler esirlerin tamamı serbest bırakıldı. Bak tamamı derse bu da doğru. O zaman bunları da sildim. Cevap Aymıla'nın vermiş olduğu 2. İnönü Savaşı'ndaki sözü olacak. Sakarya'da ne vardı? Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardı diye başlayan o söz vardı. 23. soru. Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir diyen tarihçi Farah Deniz bu görüşüne aşağıdakilerden hangisini dayanak gösterir diyor. Şimdi hukuken sona ermeyi biz neyle eşliyorduk Osmanlı'da? Mudanya ateşkesiyle eşliyoruz. O zaman onu veya kendisini hatırlatan şeyi işaretlememiz lazım. Burada bakıyoruz. O da bizi bak şuna götürür. İstanbul'un TBMM hükümetine bırakılması. Çünkü ne yapmıştık biz? İstanbul'u, Doğu Trakya'yı ve Boğazları hiç savaş yapmadan Mudanya'da almıştık. Yani direkt sana Mudanya demez de İstanbul'un alınması der. O da Mudanya'da olduğu için sen ona eşleyebilmen lazım burada. Cevabımız Deniz olacak. 24. Lozan Barış Konferansı ya da anlaşması ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Kapitülasyonlar ve azınlıklar başlıkları bizim istediğimiz şekilde sonuçlandı mı? Evet. Çözülemeyen tek konu Irak sınırı mıdır? Doğru. ABD konferansa gözlemci olarak mı katıldı? Doğru. Raoul Forbes'a gitmek istemesine rağmen İsmet İnönü tercih edildi. Doğru. Birinci TBMM zamanında imzalanıp onaylandı mı? Hayır. Birinci TBMM imzaladı. İkinci TBMM onayladı. Cevabımız da bundan dolayı Edirne. 25'e bakıyoruz. Türkiye başlangıçta Milletler Cemiyeti'ne üye olmasa da zaman zaman bazı sorunların çözümünde bu kurumun arabuluculuğuna başvurmuştur. Türkiye 32'de üye olmuştu unutmayın. Aşağıdakilerden hangisi Milletler Cemiyeti'nin üyesi dahi değilken bizim için olumlu sonuçlanmıştır? Yani 32'den önce yaşanacak ve bir de olumlu sonuçlanacak. Tabii ki de hangine gideceğim burada? Bozkurt Lotus'a. Çünkü bak 26'da yaşanıyor ve bizim için de olumlu sonuçlanıyor. Bak 32'den önce ve olumlu sonuçlandığı için cevap net bir şekilde Ceyhan. 26. soru. Bazı teşkilatlar var.
Türkiye'nin katılış sırası doğru verilmiştir demiş. Bakalım hemen. Zaten direkt imzalandıkları gün katılıyor Türkiye bunlara. Yani hemen tarihlerini yazalım o zaman. Akdeniz derse 36. Nyon Konferansı derse 37. Balkan Antantı derse 34. Sadabat Paktı derse bu da 37. İşte burada hangisi önce hangisi sonra onu biraz dikkat etmeniz lazım sadece. Bakalım bunun cevabına. 3, 1, 4, 2 olacak bunun cevabı. Yani bak Adana şıkkı. İkisi de 37 olmasına rağmen Sadabat Paktı daha öncedir Nyon Konferansı'ndan. 27. soruda da Onur Hoca İnkılap Tarihi dersinde öğrencilerine Hatay sorunu ile ilgili aklınıza gelenleri söyleyiniz demiş. Yine bir öğrenci kavramları karıştırmış. Hangisinin cevabı yanlıştır diyor bakalım. Harun demiş ki Santler raporu. Doğru diyor Harun. Santler raporu çünkü Hatay'la alakalıdır. Engin'in dediği Fazıl küçükse bu kesinlikle neyle alakalı? Kıbrıs'la alakalı. Bu Hatay'la alakalı değil. O zaman cevabımız Bursa olacak. Diğerlerine bakalım. Oğuz Tayfur Sökmen demiş. Doğru. Buranın ilk cumhurbaşkanıydı Hatay'ın. Gül şahsi meselem demiş. Doğru. Çünkü Atatürk burayı şahsi meselesi olarak görüyordu. Ve 40 asırlık Türk yurdu düşman esir kalamaz diyordu. Ömer demiş ki sancak sorunu. Hatay meselesi sancak sorunu olarak da geçer. Bu da doğru. Cevabımız bak net bir şekilde Bursa. Yine benim önemsediğim sorulardan 28. Nazilli Kongresi'ni toplasın. İş Bankası'nın ilk müdürü olsun. Atatürk'ün son başbakanı olsun. Bir de Demokrat Parti'nin kurucularını olsun. Beni bir adama götürür bu net şekilde. O da Celal Bayar. Cevap bak kesinlikle Edirne. 4 tane özelliği bak unutmayın. Daha önce şunu sordum. İş Bankası'nın ilk gelen müdürü kimdir? Celal Bayar diye sordu. Belki böyle bunları topluca da sorup yine yapabilir. Bak dikkat edin bu arada. Hangi olay diğerlerinden daha sonra gerçekleşmiştir? Bakalım. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması. Bunun kuruluş tarihi 24'tür. Takrir-i Sükun Kanunu'nun çıkarılması. Bunun tarihi 25'tir. Hatta bu bir dönemdir. 25 ile 29 arası Takrir-i Sükun dönemiydi. Ankara'nın başkent ilan edilmesi Cumhuriyet'in ilanından önceydi. Yani 23'tür. Menemen olayının yaşanması 30 yılında yaşanmıştır. Kubilay'ın başı kesilmişti. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması bu da yine bak 30 yılındadır. Şimdi iki tane 30 oldu elinde. Şunlar zaten gitti kafadan. Şimdi şöyle. Önce Serbest Cumhuriyet kuruluyordu. Kendini feshediyordu. Daha sonra Menemen olayı yaşanıyordu. O zaman bak cevap çıktı. Denizli olacak. Menemen olayı da 30'da ama Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasından hatta kendini feshetmesinden de sonradır. 30. soru. Aşağıdaki isyanlardan hangisi diğerlerinden farklı bir sebeple ortaya çıkmıştır? Burada bahsedilen şey aslında şu, laikliğe karşı olanlardan değildir sormaya çalışıyorum burada. Menemen, suikast, Şeyh Said, Bursa olayı hep laikliğe karşıyken Nasturi sadece Hakkari'de yaşayan Hristiyanların çıkartmış olduğu bir isyandı. Bundan dolayı cevabımız da Ceyhan olması lazım. Aşağıdakilerden hangisi Serbest Cumhuriyet Fırkası ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Mustafa Kemal'in isteğiyle Ali Fethi Okyar'ı mı kurdurtuldu? Doğru. Liberal ekonomiyi benimsedi? Evet. Takrir-i Sükun'la mı kapatıldı? Hayır. Bu terakkiperverdir. Yukarıda bahsedilen serbest cumhuriyettir. Serbest cumhuriyet zaten kapatılmamıştır. Kendi kendini feshetmiştir. Cevap Ceyhan. Parti programında kadın hakları da var mı? Var. İkinci muhalefet partisi midir? Evet. Cevap Ceyhan. Harf inkılabının tamamlayıcısı olan ve okuma yazmayı kalıcı hale getirmek için yapılan yenilik hangisidir? Çok dikkat edin. Millet mektepleri. Sorulur. Millet mekteplerinin bak anahtar bilgisi bu. Harf inkılabının tamamlayıcısı. Bu kadar. Çok 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 önemli bir bilgidir bu da. Unutmayalım. Geldim 33'e. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi diğerlerinden daha sonra yapılmıştır? Yani yine birazcık kronoloji yapacağız burada. Şeriye ve Efkaf Vekaleti ne zaman kaldırıldı? Bu 3 Mart 1924 vardı özel bir tarih. O zaman kaldırıldı. O zaman bu doğru. Bu yani 24 yılında değil. Tevhid-i Telisat yine aynı gün. Bu da 24 yılındadır. Sonra dediğine göre dursun ikisi de değil gibi zaten şu anda. Kabotaj Kanunu 26 bak yılındadır. Devletçi ekonomiye geçiş 30 yılındadır. Türk tarih kurumu açılması ise 31 yılındadır. O zaman bak hepsine baktığınız zaman burada cevabımız en son yapılmış olan şıklar içindeki Türk tarih kurumunun açılması olacak. İlk başkanı da Tevfik Beyitlioğlu'ydu. Atatürk dönemi gelişmelerinden değildir. 34. sorudayız. Ayasofya Camii'nin müze haline getirilmesi. Evet bunu bak sildim. Atatürk yapmıştı bunu. Ege Adaları'nın silahsızlandırılması bu da doğru. Çünkü bu da Lozan'da gerçekleşmişti. Cento'nun kurulması derse bu yanlış. Çünkü Cento ne zaman? Ta 59 yılında. Bu Demokrat Parti dönemindedir. Atatürk falan yok tabii o dönemde.
Kellogg Briand Parkı'na üye olmamız bizim 29 yıldır Atatürk dönemi. İş Bankası'nın kurulması da Atatürk'ün ilk bankasıdır Cumhuriyet tarihimizin bizim. Ondan dolayı bu da yine doğru. Cevap Ceyhan olacak. Çünkü Cento Demokrat Parti zamanında. 35. soruda diyor ki aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti'nin devletçi politikaya geçmesiyle açılan bankalardan biri değildir? Şimdi bak burada hemen şöyle yapacağız. 30 tarihini bir dönemeç olarak kabul ediyoruz. 30'dan sonrası devletçi, 30'dan öncesi liberaldir. Şimdi o zaman 30'dan son olarak bildiğimiz bak Etibank, Devletin Bankası, İller Bankası, Devletin Bankası, Sümerbank, Devletin Bankası, Merkez Bankası zaten ilk devlet bankası. Ama bak Emlak Eytamsa özel sektörün bankasıdır. 26 yılında açılmıştır bu. Ondan dolayı net bir şekilde 30'dan öncedir. Bunları böyle ayırmamız lazım. Hangileri devletçi, hangileri liberal diye. Cevabımız Adana olacak. Bir de Çağdaş Dünya Tarihi'nin sorularına bakalım. Yine 3 soru geliyor bütün dersten ama önemli bir yer burası da. Bakalım ne gibi sorular var. Önemli bir soruyla başlayalım. Dilde, işte, fikirde birlik sözünü söyleyen, cedidçilik akımının öncüsü olan ve Tercüman gazetesini çıkartan Rusya'daki Türk Müslüman haklarını savunan kişi kimdir dediğinde tabii ki de İsmail Gaspırıl'dır. Şu bak sözü unutma. Bu bir slogan. Dilde, işte, fikirde birlik. Net bir şekilde Gaspırıl'dır. Hangisi ikili eşleştireceksin ve dışarıda kalacak? Şimdi bakalım. Mesela kara gömlekler deyince aklına İtalya gelir. İtalya'yı da burada A ile D'yi silebilirsin bak şöyle. Çünkü bunlar İtalya'nın terimleri. Hayat sahası derse aklına Almanya gelir. Almanya'yı silmen için de E'yi bak silmen lazım. Çünkü Naziler Almanyalar bu dönem. Ortak refah alanı ise kimindir? Japonların bir politikasıdır. O zaman bak sorun cevabı çıktı. İkili eşleştirdiğinde bunları Japonya tek kalıyor. Ondan da cevap C. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Norman diye çıkartmasıyla Almanya Fransa'yı işgal etti. Yanlıştır bak bu, değil mi? Direkt bunu işaretlememiz lazım. Çünkü şöyle oldu. Maginot hattını aşarak Almanlar Fransa'yı işgal etti. İngiltere ve ABD'de Norman diye çıkartmasıyla beraber Fransa'yı işgalden kurtarmışlardı. Ondan cevap A. Diğerlerine de bakalım. ABD savaşa girmeden önce Atlantik bildirisini yayınladı. Evet. Almanya Maginot hattını aşarak Fransa'yı işgal etti. Evet. Almanya Rusya'ya yaptığı saldırı sonucunda Stalingrad'da mağlup oldu. Doğru. ABD'nin savaşa girmesi Pearl Harbor baskınıyla oldu. Bu da doğru. Cevap bak Adana olarak geçiyor. 39. Aşağıdakilerden hangisi İsmet İnönü gelişmelerinden değildir demiş. Milli Korunma Kanunu az önce de bir soruda görmüştük. Net bir şekilde İsmet İnönü döneminde çıkartılan kara borsacılıkla mücadele kanunudur. Köy enstitülerinin kurulması İsmet İnönü döneminin en böyle belirgin özelliklerindendir. Avrupa Konseyi'ne üye olması bu da 49 yılındadır. Yani İnönü dönemine denk gelir. İnönü çünkü 50 yılında görevden indi. Kıbrıs sorununun başlaması ise bu Demokrat Parti zamanında bak olmuştur. Varlık vergisi de yine İnönü'nün çıkartmış olduğu bir kanundur. Cevabımız burada Denizli olacak. Aşağıdaki teşkilatlardan hangileri eşleştirme yapıldığında dışarıda kalır? Bakalım şimdi tek tek. ABD öncülüğünde Avrupa'daki askeri ve savunma işbirliği teşkilatı bak askeri ve savunma derse hemen hop NATO'yu sildim. SSCB öncülüğünde kurulan siyasi teşkilat derse bu sefer de ne yaptım? Kominform'u sildim. ABD'nin Avrupa ülkelerine yaptığı para yardım bak Avrupa ülkelerine derse kalabalık bir gruba yaptığını anladım ve Marshall'ı sildim. ABD'nin uyguladığı çevreleme politikasının ilk ayağını sorarsa Truman doktrinidir. Cevabımız bak Eisenhower olacak. Neden? Çünkü bunun anahtar kelimesi neydi? Orta Doğu. Orta Doğu kelimesini kullanmadan asla Eisenhower'ı işaretleyemezsin. Çünkü bu Amerika'nın Orta Doğu'ya yaptığı para yardımıydı bundan dolayı. 41. İnsancıl komünizmi Aleksandr Dubček öncülüğünde başlatan ülke hangisidir? Şöyle bir kodlamamız vardı bak. Aleksandr Dubček Çekoslovakya. Bak, baştaki Çek'le bunu birleştiriyorduk. Cevabımız da Bursa oluyor burada. Mesela Yugoslavya'nın kimdi? Burada da Tito adında bak bir lider vardı. Asi çocuk olarak biliyorduk biz onu. Yine önemli bir adam onu da bilelim. 42. Türkiye'nin de içinde olduğu ve Batı bloku devletlerinin kültürel, demokratik eğitim, bak kültürel, demokratik eğitim konularındaki işbirliği teşkilatı nedir? Avrupa Konseyi'dir. 49 yıldır. Asla askeri bir teşkilat değildir. Genelde böyle kültürel, demokratik eğitim, insan hakları, hukuk üstünlüğü gibi şeylere bakar. Aklınızda bulunsun. 43. Güney Afrika'nın ilk siyahi başkanı olan ve siyahi halkların umudu olan ünlü devlet insanı da Nelson Mandela'dır. Ünlü bir adam. Beyazların çoğunlukta olduğu Güney Afrika'da ilk defa seçilen siyahi liderdir. 44. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti döneminde yapılan yeniliklerden değildir? Atatürk'ü koruma kanunu çıktı mı? Çıktı.
Kore'ye asker gönderildi mi? Gönderildi. Hatta NATO'ya üye olduk. Köy enstitülerini açtı mı? Hayır. Köy enstitülerini kapattı bunlar. Ondan da cevap Ceyhan. Balkan ve Bağdat paktlarına katıldı mı? Evet. Zürih Anlaşması'yla Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulması kararlaştırılan dönemde evet. Ama köy enstitülerinin açılması net şekilde İnönü dönemindedir. Unutmayalım. 45. Bu soruya çok dikkat. Bak bu soru benim Çağdaş'ta bu sene imza sorularımdan. Şöyle bir çıksa bunu reklamını yapsak müthiş olacak. Bakalım inşallah yakalayacağız bunu diye düşünüyorum. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin de içinde kaldığı ve dünyanın nükleer füze savaşının eşiğinden döndüğü yumuşama dönemi çatışmasıdır? Hemen ne yapacaksın? Küba buhranı. Bizim içinde olduğumuz olaylara çok bak dikkat edin. Gelir. Özellikle bu Küba buhranı sorulmamış. Her an bir yerde bizim karşımıza çıkacak. İnşallah bu sene sorarlar diye ümit ediyorum. Yine çok önemsediğim sorulardan 46. Arap-İsrail savaşlarının bitirilmesini sağlayan diplomasi trafiği vardı hatırlarsanız. Bak ne olacak? Mekik diplomasi. Sürekli Kissinger gidip geliyordu böyle İsrail'in başkentiyle Arap devletlerinin başkenti arasında ve en son Mısır'ı ikna edip hatırlarsanız masaya oturtmuştu. Camp David Anlaşması imzalanmıştı. Bu da bak Mekik diplomasinin sonucunda oluyor. Yatıştırmayı daha önce sordu zaten. Zaten bu soruyu ondan dolayı yazdım. Çünkü yatıştırma geldiyse diğerleri de gelebilir. Bu da İngilizlerin Almanya için izlediği politikaydı. Kolektifleştirmeyi de hatırlarsanız Rusların izlemiş olduğu tarım politikasıydı. Tarım böyle büyük çiftlikler halinde topluyorlardı. Ping pong Amerika ile Çin arasında yaşanandı. Yumuşamadı zaten döneminde adı olarak böyle artık devletler yumuşamaya karar verdikleri için de böyle barış temelli politikalar izliyorlardı. Cevap bak burada Adana. 47. Onur Hoca İnkılap Tarihi dersinde Kıbrıs sorunu ilgili aklınıza gelenleri söyleyin demiş. Bir öğrenci kavramları karıştırmış. Bakalım hangisinin yanlış. Songül doğruyu söylemiş. Enosis buradaki düşünceydi bu. Kıbrıs'ı Rumlara bağlama fikridir. Büşra demiş ki Türk Mukavemet Teşkilatı evet. Onların kurmuş oldukları terör örgütlerine karşı bizim kurmuş olduğumuz teşkilattı. Şeyma demiş ki bir millet iki devletiz. Yanlış söylemiş Şeyma. Ne olacak bunun cevabı? Azerbaycan'dır o. Çünkü Kıbrıs'ta böyle bir söz yok bizim aramızda. Cevap Ceyhan. Emre Ayşe tatili çıksın. Kıbrıs Harekatı'nın sloganı. Rauf Denktaş Esra'nın dediği de bu da nedir? Buranın efsanevi cumhurbaşkanıdır. Ondan cevabımız Ceyhan. Yine bak geçen sene alanda geldi. Yani lisanslı değil alanda tutturmuştum bunu. Sordu bunu geçen sene. Ermenilerin Karabağ'ı işgal edip Azerileri katlettiği olay hangisidir? Net bir şekilde bak. Ocalı katliamı olacaktır bu. Çünkü biliyorsunuz Karabağ orada bir problemdi. Ermeniler de gelip Azerbaycanlıları işgal etmişlerdi. Ama ne oldu 2020 yılından sonra Azerbaycan Türkleri Karabağ alarak Ermenilerden yıllar sonra da olsa bak intikamlarını almışlardı. 49. Yugoslavya'nın dağılmasıyla Balkanlarda yaşanan kriz hangi anlaşmayla sona ererdi? Dayton Antlaşması vardı. Bu da yine o bölgede işte Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan gibi devletlerin masaya oturup artık barış imzaladıkları anlaşmaydı. Önemlidir. 50'ye bakalım. O da çok önemli bir insan. Filistin Kurtuluş Örgütü'nü kuran, İsrail tanklarına karşı savaşan Filistin çocuklar için küçük generallerin ifadesini kullanan ve Filistin Devlet Başkanlığı yapan kimdir dediğinde Yaser Arafat. Hiç sormadı sınavda. Çok önemli bir Müslüman lider. Gelir mi? Gelir. Ondan dikkat edelim. Yaser Arafat da bu Filistin'in efsanevi devlet başkanıdır. Bir de bonus bilgiler var. Kıbrıs'ta bulunan şu kapalı Maraş'a dikkat edelim. Bu açılıyor çünkü. Yani açıldığı gibi bir şey hatta neredeyse. Güncelde bile yapabilir bunu. Ermeni terör örgütü de Asala'dır. Daha önce EOKA'yı sorduğu için ben de onu böyle bir bonus bilgi olarak buraya ekledim. Ermenilerin terör örgütünün bak adı da Asala olacak. Bir de şurada hemen güncel bilgiler var. O cevap anahtarı da var burada. Bir de güncel bilgilere bakalım. Şimdi 2021'den aldım. Hani belki o dönem aşina değildiniz güncellere. ÖSYM'de soracağı falan tutar. Bir görelim en azından diye. Hani çok böyle sormuyor ama 2023'ten falan daha çok sorar. Biz gene garanti olsun bakalım. Türkiye'de Selçuk Bayraktar'ın yaptığı uçan araba prototipinin adı Cezeri'dir. Türkiye'nin Maldivler olarak bilinen ve NASA'nın Mars için çalışma alanı olacağını söylediği yer Salda Gölü'dür. Önemli. Gemi kazası sonucu bir süre ticarete kapanan yer Süveyş Kanalı'dır. Hatırlarsanız kriz olmuştu ekonomik olarak dünyada. Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olarak ibadet açılan yer Çamlıca Camii'dir. Taha Akgül 8. kez Rıza Kayap'ta 10. kez Avrupa şampiyonu oldular. Sanırım bunlardan biri bir tane daha kazandı. Belki bu 9 ya da 11 olmuş olabilir yani. Zaten sürekli onlar kazanıyor. Gördüğünüz zaman rahatlıkla işaretleyebilirsiniz bunları. 2022 güncel bilgilerde ise olimpiyatlarda okçuluk alanında altın madalya kazanan sporcu Mete Gozoz. Dünya jimnastik şampiyonasında İbrahim Çolak şampiyon olan ilk Türk.
Buse Nas Sürmeneli boksta olimpiyat şampiyonu oldu. Hatırlarız bunları. Olimpiyat geçen sene olmuştu. Semih Saygıner bilardo sporunda dünya şampiyonu oldu. Ne kadar bak çok spor alanında başarılar kazanmışız. Dirili şair olarak bilinen ve ey sevgili Mona Rosa şiirlerinin yazarı Sezai Karakoç hayatını kaybetti. Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük hibrit enerji santrali Bingöl'de açıldı. Türk Konseyi Teşkilatı, bu adı değişti. Türk Devletleri Teşkilatı oldu. Başına da Aksakallı olarak Binali Yıldırım atanmıştı. Bu EKPS'de soruldu mesela. Lisansa da gelebilir. Seçim barajı, bunu önemsiyorum ben. Seçim barajı bak %7'ye düşürüldü. Yani bizim bu yıl yaptığımız seçimin barajı %7 idi. Ondan 7'ye düştüğü için böyle bir güncelinde sorabilir, dikkat edin. Gelelim esas önemli olan kısım 2023. Türkiye'de bilgi yanlışlarını düzeltmek için İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan haftalık olarak dezenformasyon bülteni çıkartılıyor bak. İnanılmaz önemli ya. Bu gelirse var ya hiç şaşırmam. Çünkü bir ara dezenformasyon kanunu falan çıktı. Çok konuşuldu, çok tartışılmıştı bu. Sonra ne yaptı işte devlette? Her hafta yanlış bilgileri düzeltmek için böyle bir bülten çıkarttı. Buna çok dikkat edelim. Dezenformasyon bülteni gelir. Türkiye'nin ilk savaş muhabiri Ergin Konuksever vefat etti. Usta gazeteci Halit Kıvanç vefat etti. Yine önemli insanlar bunlar. Türkiye dünyada yaşanan tahıl krizinin aşılmasında önemli bir rol oynadı. Evet, bu da bak ben bunu da çok önemsiyorum. Tahıl. Hani nasıl sorabilir bilmiyorum ama böyle bir mevzu var. Bizim sayemizde çözüldü bu tahıl krizi. Emine Erdoğan'ın önerisiyle Birleşmiş Milletler'de alınan kararla 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü olarak kabul edildi. Hatta birçok böyle işte konferanslar falan da düzenleniyor bununla alakalı. Dünya çapında da. Zaten Birleşmiş Milletler diyor. Türkiye'nin onay vermesiyle Finlandiya NATO'ya yoldu. Bunu da çok önemsiyorum. Çünkü bizim onayımızla oldu. Hatta hala İsveç'i bekletiyoruz. Çünkü orada böyle çok PKK'nın falan eylemleri, hareketleri, Türkiye karşıtı söylemler falan oluyor. Biz de hani inatla kabul etmiyoruz bunların üyeliğini. Finlandiya'da ise pek öyle olaylar olmadığı için, hatta hiç olmadığı için ona bak onay verdik. Yani bizim onayımızı bekleyen şu anda İsveç'tir. Hangileri onay bekliyoruz derse de Finlandiya ve İsveç'tir. Hangisine onay verdik falan derse bu sefer de Finlandiya demeniz lazım. İsveç'e de vereceğiz muhtemelen ama biraz zorluyoruz. Hani öyle kolay olmayacağını göstermeye çalışıyoruz. Türk-Macar dostluğunun sembolü olan ve bu dinin manevi bekçisi olarak bilinen ünlü derviş Gülbaba'dır. Bizim Türkiye hatta oradaki Gülbaba'nın işte böyle mezarını, kabrini falan düzenledi etti. Çok önemli böyle Gülbaba sokağını falan restore ettiler yeniden. Bu adama da dikkat edin. Bak Türk-Macar dostluğu önemli. İlk motorlu jet İHA'nın adı Kızıl Elma. İlk yerli gözlem uydusunun adı İmece. Dünyanın ilk SİHA gemisinin adı TCG Anadolu. İlk milli savaş uçağının adı da Kaan olarak belirlenmişti. Bunlar da yine bu yıl yapılan bizim milli savunma ataklarımızdan olan ve yerli isimler verdiğimiz bazı araçlar. Bunlara da gene dikkat edelim, sorabilir. Çünkü son zamanlarda gerçekten büyük bir atılım yaptık. Bir de bu hayatınızda da şu alttaki mottoyu bak asla unutmayın. Sınav olabilir veya olmayabilir. Gerçekten bunlar önemli şeyler değil. Çünkü hayat bir sınavdır. Doğru. Ama sınav asla hayatınız değildir. Başka kapı açılır. Tekrar hazırlanırsın. Yani alternatif çoktur. Hiç bunu önemsemeyin. Biz hani çalışalım, elimizden geleni yapalım, bu soruları çözelim, böyle kendimize bilgileri yedirelim, kafamızda otursun güzelce bilgiler. Olmazsa zaten birçok fırsat veya tekrardan deneme şansınız var. Bu tek seferlik bir şey değil. Yani burada anlatmak istediğim şey tabii ki inşallah hepinizinki olur. Ama olmazsa da kendimizi yıpratmanın bir alemi yoktur. Mutlaka başka fırsatlar veya tekrar deneme şansı kapımıza tekrardan gelecektir. O zaman artık burada bu 51 tane soruyu ve birçok güncel bilgiyi paylaştım. Umarım bunlardan yakalarsak bizim için çok çok güzel olacak. Yani şöyle 4-5 tane bile yakalasak en azından ya ben bunu daha önce çözdüm ne kadar kolay oldu deyip böyle sınavda senin daha rahat ilerlemeni sağlayacaktır. Sınavdan sonra bakarız kaç tane tutturduk, ne oldu, ne etti onları bir kontrol ederiz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Sınavda hepinize çok başarılar diliyorum. Umarım hepinizin çok güzel geçecek. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.